Öncelikle gemiler, Amerika'nın geliyor oluşu, Blinken'ın yarın itibariyle İsrail'i ziyareti. N ne diyor Amerika böyle baktığımızda? Şimdi tabii Amerika bir Yani işte... İsrail kendi işini Hı. halledemedi. Ben geliyorum mu? Ben ben öyle anlıyorum mesela. İsrail'i korumaya geliyorum. Aslında İsrail herkese meydan okuyordu. Dünya gelse bir şey olmuyordu ama Amerika onu korumaya gidiyor. Amerika kendine mi bir ...imaj çalışması yapıyor. Yoksa gerçekten... ...İsrail'in Amerika'nın orada bulunmasına ihtiyacı mı var? Şimdi İsrail'de bir kere... E, önceki olarak büyük bir... E, ...güven kaybı var. Moral bozukluğu var. Ve e, belirsizlikler var. Yani... ...şimdi tabii herkes planı yapar... ...Salih Bey. Ama... ...hiçbir plan sahaya uymaz. Çünkü mücadele başladığı zaman... Taraflar <laughs> hesaplanamayan bir takım parametrelerle birlikte birbirlerini alt etmeye çalışırlar. Şimdi bu alt etme sürecinde İsrail'in karşı karşıya kaldığı belirsizlikleri kim örtecek? Kim himaye edecek? Kim moral verecek? Kim destek verecek? Amerika Birleşik Devletleri yapacak bunu. Yani bu son derece anlaşılabilir hı hı. bir şey. Yani bir diğer tarafı Amerikalıların e, kullanmış oldukları bir cümle var. Güçle bağlantılı caydırıcılık üretmek hı hı. Abi bir yandan çok bölüyorum ama baktığınızda e, Gazze'ye yardıma giden kimse yok yani başkası da ben Gazze için e, uçak gemisi şimdi, gönderiyorum şimdi ya da şöyle bir cümle ben Fırkateyn gönderiyorum demiyor şimdi e, yani işin e, bu sahadaki bir çatışma savaş ama bunun e, katmanları var şimdi bu işin arkasında olan birileri var ülkeler var Devlet dışı aktörler var. Devletler var, süper güçler var. Şimdi mücadele aslında bunun mücadelesi. Yani şöyle şöyle bir temel cümle kuralım. Yani dünyada özellikle 2001 yılında başlayan süreç, jeopolitik bir hesaplaşmayla, karşı hamlelerle gidiyor. Şimdi yani örneğin Avrasya veya Rusya, e, karşı karşıya kaldığı jeopolitik, baskıya, kuşatmaya neyle karşılık verdi? Ukrayna Savaşı'yla karşılık verdi. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın bir yan etkisi olabilir mi? Veya Ukrayna Savaşı'nın üretmiş olduğu temel gerçekliklerle beraber burada bir çatışma, bir savaş kendisini göstermiş olabilir mi? Hani hep Ukrayna Savaşı ifade ederken hep şöyle bir cümle kurmuştuk. Hatırlar mısınız? Burada bir tıkanma, bir kitlenme var. Hı hı. Bu savaşın başka alanlara, başka katmanlara ve başka biçimlere yayılması gibi riskler üretiyor. Şimdi bununla ilgili bir takım öngörüler ortaya koymaya çalışmıştık. Bu nerede kendisini gösterebilir? Farklı alanlarda. Balkanlarda kendisini gösterebilir demiştik. Baltık'ta kendisini gösterebilir demiştik. Orta Doğu'da kendisini gösterebilir demiştik veya başka bir alanda yani neresi olabilir? Tayvan'da örneğin kendisini gösterebilir Gösterebilir. Şimdi Orta Doğu'da yeni bir savaşın çıktığını ve çok kırılgan. Şimdi örneğin ben Türkiye açısından şöyle düşünüyorum. Ee, çok güzel, çok değerli bir e, yalnızlaştığımız ama son derece etkili olan bir e, stratejinin ve siyasetin altına imza attık. Dedik ki denge siyaset ve stratejisi aktif tarafsızlık. Şimdi burada denge siyaset ve stratejisi aktif tarafsızlığı nasıl uygulayacağız? o kadar çok farklı parametre, o kadar çok farklı bileşen, o kadar çok tuzak, teolojik etkenler, insan etkenler var ki karma karışık. Ve son derece uzar açıkçası. Bizim bu, bu süreçte en çok zorlanacağımız konu geçmişte son derece değerli olarak ürettiğimiz Ukrayna Savaşı'ndaki bu konuda çok zorlanacağız. Her taraf, biz hep meseleyi Arap-İsrail yakınlaşması, bunun kırılması, bozulması Hayır, bence bu savaşın en özel alanlarından bir tanesi de Türkiye ile İsrail'in yakınlaşması. Ve Türkiye bu işte dengeyi nasıl kuracak? Bu son derece önemli ve son derece zor. Şimdi Amerikalılar geliyor. Şimdi Amerikalıların gelmesiyle ilgili kurulacak en güzel cümle şu. Biz hep diyorduk ki, deniyordu ki Amerikalıların Orta Doğu'da ne işi var? Şimdi Amerikalıların Orta Doğu'da olmak için çok sağlam bir gerekçeleri var artık ellerinde. İsrail'in güvendi. İsrail'e destek. Değil mi? Evet. Yani çok çok basit hocam. Rus, Rusya'nın Esad rejimi şimdi, için eee demirlemesi gibi bir şey. Geliyorlar. Şimdi Ya çok özür dilerim. Buna bak. Yani merak etmeden duramıyorum. O devamlı ateş mi ediliyor o binaya? Yok hayır, Olabilir. Bunda, mi? Bence orada bir şey var. Yani bakın o bir uçak savar namlusu gibi bir şey veya bir hani şey projektör tutmak gibi bir şey. Hani bir ateşe karşılık gelmiyor. Sürekli yanıyor. Çünkü Söyle. hiç durmuyor o yani. Flaşör gibi değil mi? Bir tarafı öyle evet. flaşör gibi. Ama bir ışık kaynağı yok çevresinde. Yani, yani ben, bahsediyorum. belki Gösterik. şeyden besleniyor. Yani şurası hani hani bu kadar şeyin içinde bunu mu merak ettin diyebilirsiniz. Vallahi evet, ama gözüme evet. devamlı takılıyor. Hı hı. Dikkatimi çekiyor. Bakın hiç durmuyor. Zaten e, biz yarım saat bir saat mi oldu saatleri de karıştırıyorum. Şu bölge ya da daha geniş alırsak bu çerçevenin tamamı da ardı ardına birçok bombayla zaten aydınlandı, kırmızıya döndü, yakıldı, yıkıldı orası. Bir hedef miydi, hedef gözetmeksizin mi atıldı onu bilmiyorum. Ama yani o da gözüme takılıyor. Şey olabilir Kusuma mi? Bakmayın, o... Yani e, elektronik bir tik olabilir mi? Hani takılıp kalan bir işte yani savaşın... He, şey, şey, Aydınlatma gibi bir şey mi yani, e, ha, olabilir yani. yani çünkü, ya çünkü burada bir... ışık kaynağı, bir şurada görüyorum. Evet. Bunlar da Herhalde USB gibi, e, UPS gibi çalışan bir şeyler. Burada da bir aydınlatma hali var. Onun dışında zaten e, her yer kapkaranlık. Doğru. Zaten e, anlaşıldığı kadarıyla Gazze'nin birkaç gün daha eğer mevcut durum değişmezse yaşayacağı da bu. Şimdi e, İsrail bir operasyon yapacak. Şimdi bu operasyonun e, en hassas tarafı ne? Dışarıdan bir manipüleyle karşı karşıya kalmaması. Yani Netanyahu ne dedi? Burada 100 yıllık bir geleceği değiştireceğiz dedi. Hı hı. Buradaki 2 milyon, 3 milyon insana çağrı yapıyorum. Bu insanlar buradan çıksınlar dedi. Burada bir operasyon yapacağız dedi. Şimdi bu operasyonun e, çevrimçi kalması gerekiyor. Yani kapalı kalması gerekiyor. Kapalı kalmasını kim sağlayacak? Amerika Birleşik Devletleri de sağlayacak. Yani gelen gemilerin ortaya koyacağı misyona baktığımız zaman... Stratejik anlamda bir inisiyatif, bir üstünlük üretmek üzere geliyor. Yani neler var? Bu bir e, görev grubu. İçinde farklı fonksiyonlar olan gemiler. Yani evet, e, Ford uçak gemisi başat. Hı hı. Ama bununla beraber neler var? Stratejik üstünlük ve etki sağlayabileceği... E, Seyri seför, fizi, fizi, yani taktik, soruyu açık mi? sorayım. Yani Gazze'ye mi müdahaleye geliyor Hayır. yoksa devamı olacaksa Mısır'a mı müdahaleye İsrail geliyor? İsrail'in Gazze'ye yapacağı operasyonu mı üstünü edecek? çatısını örtmek ve desteklemek için geliyor. Yani şimdi dışarıdan bir müdahale olmasını engellemeye geliyor. Ya yani caydırıcılık üretiyorum derken bunu söylüyor. Şimdi bir diğer tarafıyla bölgedeki ülkelerin reflekslerini kontrol etmeye geliyor. Bu gücüyle çünkü güçle beraber süreçleri yönetmeye geliyor. Hı -hı bir diğer tarafıyla da destek sağlayacak. Yani askeri anlamda belki askeri sokmayacak. Ama bu kabiliyetiyle beraber İsrail'in yapacağı operasyonlara destek sağlayacak. Şimdi bir diğer tarafıyla işte ilk uça ilk şey indi İsrail'e uçak. Yani mühimmat taşıyan uçak, askeri destek sağlayan uçak indi. Askeri destek sağlayacak. Şimdi bu, bu, anlamda pek çok fonksiyonu var. Yani o anlamda yine oradan ben çok soruyorum biliyorum ama her şeye de yeni şey de aklıma geliyor. Yani gerçekten mühimmatı mı bitti yani şu anda İsrail'in? Ki destekli. yani şimdi mühimmat yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bunu niye soruyorum her birine? Hani gözümüzde biraz önce Murat Bey'in de anlattığı şekliyle siz de söylüyorsunuz zaten hep konuşuluyor da inanılmaz güçlü bir ordu vardı bir anlamda. Onun kaynaklarının ben böyle hani baktığında görece çok küçük bir grup tarafından ya da sürekli bombalamaya alışkın olduğu bir yeri 3-4 gün üst üste bombaladı diye bitmiş olabileceği bir hali aklı almıyor. Ama Amerika diyor ki geliyorum yardıma dayanın savulun filan bir işin o boyutu var. Bir Şimdi yandan siz diyorsunuz ki oraya yardım gitti. Başka bir şeyin yığınağı mı yapılıyor yani? Bu güzel bir soru. Başka bir hesap var mı ona karşılık geliyor.